Türklerin genetik haritası üzerinde duruyorsak, Türk geni, Türkiye Türkleri ve dünya Türk devletlerinin gen havuzlarına baktığımız zaman genetik bütünlükleri ve toplumsal dokusu üzerinde araştırma yapmamız gerekmektedir. Bununla ilgili birçok profesör ve bilim adamları yapmıştır da, fakat Türklerin genetik kökenleri ve gen bütünlüğü meselesinde son 40-50 yıl süre gelen tartışmalar konu olmuştur. Bu hususta ortaya atılan bilimsel bulgular kimi zaman politik, kimi zaman yanlı, kimi zaman ise doğru ve rasyonel yorumlanmadığını görmekteyiz. Bazı tereddütler vardır. Beraberinde de bu tereddütler gelmiştir. Ve Türkleri ortaya çıkartan çekirdek insan topluluklarının binlerce yıl geriye giden tarih serüvenlerine baktığımızda içerisinde sahip oldukları özellik ve müstakilliği inceleyip kültürel, genetik ve sosyopolitik açıdan incelemek ve anlaşılır bir dilde özetlemek gerekiyor diye düşünmekteyim. Kozmopolit ve mozaik tartışmalarına baktığımızda son 50 yıldır süre gelen bir çalışma vardır. Genlerin ve temel ırkların ortaya çıkışı Türklerde tıpkı diğer tüm milletler gibi insanoğlunun on binlerce yıllık tarihsel serüvenleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Ancak 90 bin yıl geriye gittiğimiz zaman tek bir ırk, tek bir millet ile karşılaşırız. Genetik bakımdan birbirinin kopyası olan ve sayıları birkaç bini geçmeyen bu az sayıda insandan oluşan temel ırk nasıl oldu da ayrışarak birbirlerinden ayrı birer ırk, birer millet haline geldiler? Hiç düşündünüz mü? İşte bu sorunun cevabı şöyle verilebilir. İlk insan, yani Adem'in en yakın torunları olan bu millet, bugünkü anlamıyla ırkların, milletlerin ve toplumların nasıl ayrıştığını, nasıl birbirlerinden farklı genetik yapılara sahip olduğunu anlamamıza belki de yardımcı olacaktır. Konuya şöyle bakıyorum ben. İnsanoğlunun M.Ö. 70 binli yıllarda Afrika'dan Arap Yarımadası'na geçerek dünyaya yayılması ve oradan koloniler halinde dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli coğrafyalarında bulunması bir tesadüf değildir. Başlangıçta birbirlerine çok benzeyen bu ırk insanları, bu insanlar diyelim, yaşam imkanları son derece kısıtlı olan, sosyal aktiviteleri son derece kısıtlı olan, Afrika'dan geniş yaşam alanlarına ulaşabilecekleri Asya'ya ulaştıklarında birbirlerinden ayrı yönlere doğru göç etmeye başlamışlardır. Şimdi coğrafya insan oğlunun hızlı çoğalmasına olanak tanımıştır. Tamam, bu doğru bir şeydir. Fakat on binlerce yıl süren bu göç dalgaları neticesinde Doğu Asya, Avustralya, Mezopotamya gibi, hatta Arap Yarımadası ve Kuzey Kutbu'na kadar ulaşan insan toplulukları binlerce yıl süren göçleri, göç dalgaları ile buluşmuşlardır. Bu coğrafyada farkında olmadan genetik mutasyonlara da maruz kalmışlardır. Farkında olmadılar çünkü ten renklerindeki fark edilmeyecek nispetteki bir değişim yüzlerce yıl sürmüştür. Yani belki de binlerce yıl diyebiliriz buna. Bunun yanında anne ve babadan çocuklarına geçen kromozomlar milyonda bir gibi nadir bir olasılığın insan sayısını arttırmasına da
olanak sağlamıştır. İnsan sayısı artınca bu olasılığın, gerçekleşme olasılığının süresi de daha da kısalmıştır. Sayıları 10 binlerle ifade edilmeye başlamıştır. Yani insanoğlunun anneden, babadan çocuklarını kopyalayan ya da kopyalanan kromozomlarının mutasyona uğrama olasılığı 1000 yıl gibi bir süreye kadar gerilemiştir. Şimdi sayıları artan ve geniş coğrafi olanaklardan istifade ederek birbirine bağımsız bölgelere göç etme inisiyatifini gösteren bunlar M.Ö. 70 yıllarda başlayan göç serüvenleri neticesinde 40 bin yıl içerisinde de bu çağının etkisinin azalması ile tüm Asya ve Doğu Avrupa'ya yayılmış duruma gelmişlerdir. Bu tabii ki kuzey bölgelerine yerleşen toplumlar yaşadıkları mutasyonlarla çekik gözlü, beyaz tenli ve kalın kemikli yapıya dönüşerek bu özelliklerini izole olarak